Çok riskli işler. Bir günde bir köprünün altında binmem bile uyanır yatar kalırsın. Spor programlarının fenomeni serbest vuruş, izleyicilerini sadece bilgilendirmekle kalmıyor. Futbol dünyamızın hem nabzını tutuyor, hem tüm olaylarını büyüteç altına alıp inceliyor, hem de eğlendiriyor. Hayatın bütünlüğü ilkesiyle spor dünyasına yaklaşan serbest vuruş yine bir ilke imza atacak. Futbol dünyasında ekonomi, iş idaresi, anatomi, psikoloji, teknik ve taktik dışında geçerli olan bir branş daha var. Spor dünyamızda her an yaşanan, camiadaki büyük çoğunluğun dolaylı da olsa içinde bulunduğu ama görmezden gelinen, hatta sonrasında hiç konuşulmayan en önemli gerçeğin kapısını aralamaya karar verdik. Program koordinatörümüz Tosun Yavuz, muhabirler Volkan Kılıç ve Burcu Eken, futbolumuzun kapalı kapılar ardında yaşanan gerçeğini gün ışığına çıkarmak için harekete geçti. Bu gerçek bilimsel, yani deneysel bir olgu değil, çünkü kapısını çaldığımız kişi kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtıyor. Karşımıza metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nu alıyor ve TVM Serbest Vuruş ekibi olarak soru bombardımanına başlıyoruz. Mesleğinin bilim değil, ilim olduğunu söylüyor. Ve inançları yüzünden de çok önemli bir konuya özellikle vurgu yapıyor. Sihir büyü yapmak haramdır. Ben o büyümü yapmam, ömrümde. Kendisinin büyücü olmadığını ısrarla hatırlatan Salih Memişoğlu, 8 çocuğundan biri ve cennetten ilk kovulan şeytanın adını verdikleri Azazel filminin yapımcısı olan Burak Memişoğlu ile birlikte şok açıklamalarına başlıyor. Neyle yapılır? Hüttamlarla. Hüttam. Hüttam cinlerin Müslümanlarıdır. Mesela Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i Allah insanlara bıraktı ve Kur'an'ı ben indirdim, ben koruyacağım diye onlara hüttam verdi. Mesela Davediye kurarken ne diyoruz? Allahümme enüttünne bi hüttami fatihül kitap. Fatiha'nın hüttamını davet ediyorsun. Yani Fatiha suresini okurken zannetmeyin ki bir şey olur. O da hüttam devreye giriyor. Melekeler devreye giriyor. Bunların kafir cinleri var, Müslüman cinleri var, bilmem bundan kavim kavim ayrılıyorlar bu sefer. İşte o Müslüman cinlerle irtibata girebiliyorsun. Girdiğinde diyorsun ki şunun annesinden doğma şu. İşte bayılıyorsa neden bayılıyor? Nereden geliyor? Ama mesela desinler ki ya bugünkü maç kaç kaç gidecek? Bunu bilemezsin. Bilemez çünkü geleceği Allah da maç kimse bilemez. Vahiyler değişiktir. Şimdi sana birisi dese ki bana dua et. Dua etsen. Sana dese birisi ya bana bir dua et. Dua etsen. Bunun yasallığı neyse onun yasallığı da odur. Ama sihir büyü yapmak haramdır. Yasal olarak da terke ve zaviler kanununa kadar da haramdır. Şeyde de haramdır. Yani bu sihirleri, büyüleri kim yerleştirir buralara? Kim var orada? Çimleri sulayan çocuklar, çimlere bakan görevliler, oralarda görevli olan güvenliklere bakan güvenlikçiler. Hele akşam ezanından sonra karanlık olduğu zaman işte çok böyle kameralarla çok gözükmeyen. Tabii o kadar riskli ki, o kadar tehlikeli ki. Bunlar kendi özel hayatlarına cinselliklerini yarıyor. Şey, onları etkiliyor, yansıyor. Kendi ekonomik şeylerine yansıyor. Onun için Allah bunu yasaklamıştır. Ya Allah diyor kim yaparsa inkar etmiştir, kafirdir. Muhakkak ve muhakkak her gün ayet-i kürsü, felek nas suresini okuyup çıkarsalar hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın ki İlla yapılan her sihir büyü hemen çözülecek diye bir şey yok. Bakıyorsun diğer maça aksıyor. Veya 6 ay sonraki maça aksıyor. O kadar şey var ki bize gelseler 10 dakika. Ama uzaktan çözebildiğimiz kadar. Bir de insanların beceriksizlikleri var. Yani her türlü beceriksizlik illa ki sihir büyüden vardan veya nazardan değil. Şimdi futbolcuların da bazı şeyleri var. Yani top oynamazlar. Yani aldığı parayı alır. Topu oynamaz. Ya bana bir şey mi var? Nazar mı oldum? Göze mi geldim? Yok böyle bir şey. Ya çalışacaksınız. Yani futbolu oynayacak kişiler futbolu golü atacaklar. Böyle şimdi gidip hocaya deseniz ki ya ben iyi futbol oynamak istiyorum. Bana bir şey yapar mısın desen o olmaz. O bir diğer hocaya gidecek. Benim sabım, ben o büyümü yapmadım ömrümde. Ama büyü yapıyorlar. Neyle yapıyorlar? Mesela resimler. Kaç tane futbolcu var? Tahminen yedekleri de koyuyorlar. Bunda yani maçtan birisi çıkar diğeri girsin diye. Girerdi o yedeklerin de resimlerini koyuyorlar.
resimleri, küçük küçük resimleri, vesikalık resimleri böyle dizerler. Bunlar dizdikten sonra Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri vardı. Bunlar ters okurlar, ters. Ayetleri mesela ters okurlar. Hangi hüttam devreye girecek? Şimdi bir hüttam vardır, iyilik için çalışır. Bir hüttam vardır, kötülük için çalışır. Onun kötülük hüttamını taahhüt ederler. İnsan da eğer Müslüman değilse, yani Allah biliyorsun diyor ki, kim sihir büyü yaparsa indirmiş olan ayetleri inkar etmiştir, kafirdir. O ayetleri bir araya getirirler, o devre, bütün sihir büyüleri Çinler devreye sokar. Mekanizmayı alıp devreye sokan Çin alemidir, bunu unutmayın. Yani mekanizma Çin'in. Size silah verirler, siz dediğe kim basar? İnsan basar. Bütün sihri büyüleri de devreye sokan o Çin alemidir. Bu Çinler alır bunu, mekanizmayı devreye sokar. Bakarsın ki yavaş yavaş futbolcularda hastalıklar başlar. Rahatsızlıklar başlar. Sakatlanmalar başlar. Veya gelir kalenin içinde topu tutamaz. Yani bakarsın kaleci, ya bu kaleci geçen hafta çok iyiydi, buna ne oldu bu hafta? Kelene geçler. Kimisi gelir kalenin ağzına topa vuramaz. Yani vursa gol. Vuramaz, tıkanır. Kalır. Biz ekseriyle akşam bakıyoruz. O şey akşam gece giriyor. Mesela gece saat 12'den sonra giriyoruz ona. Akşam daire kuruyoruz. Futbolcudan isimlerini, anne isimlerini öğreniyorsun. Bunlarda sihir büyü var mı yok mu hepsini öğreniyorsun. Varsa vardır. Yerini bile buluyorsun. Yoksa yok diyorsun. Bir de şöyle bir sihir büyü yapıyorlar. Mesela bu biraz rızklı. Adam alıyor isimleri, çelbediyor. Ebced hesabıyla çelbediyor, düğümlüyor. Ve onları bir şeye bağlıyor. Diyelim bir bebek. Bir bebeğe bilirsiniz bebek, oyuncak bebek. Ayaklarını böyle birbirine getirip bağlıyor. O resimleri buraya dönüyorlar. Gidip denize atıyor bunu. Bulduğun sihir büyüğü, bulduğun şeyi 10 dakikada çözersin. Denize atılanı 40 dakikada çözersiniz. Bu kadar zordur o. Ona çünkü devreye giriyorsun. Hüttam devreye giriyor. Onu gidip olduğu yerde buluyor, bilmem ne yapıyor falan filan. O çok uğraşmalı oluyor. Bir de nazar varsa, yani göz varsa, nazar varsa, kesinlikle ve kesinlikle ikisi, hem sihir büyü hem nazar kesin devreye giriyor. Nazar böyle bir şeydir. Yani sihir büyü bazen 10 dakikada çözülür ama nazar 1 saatte çözülür. İnönü Stadı'nda da çok buldum. Eskiden İnönü Stadı'nda çok buluyordum. İnönü Stadı'nın üstünde biliyorsunuz stadın kenarından o yoldan altı gözüküyordu. Beleştepe dediğiniz bir yer. Beleştepe dediğiniz bir yer. Ben oraya çıkıyordum, oturuyordum mesela. Hatta bazen arabayı çekiyordum, böyle bakıyordum. Arabaya baktığımda buluyordum onu. Çok buldum orada da. Orada hatta bir tane şey buldum. Bir forma, formanın rakamı vardı. 9 numaraydı, bir de 11 numara. Onu role yapmışlar, böyle role şeklinde yapmışlar. 9-13 için yani. O zamandı yani, bu bahsettiğim herhalde 200 senelik meseleydi, hiç unutmuyorum. Burada role yapmışlar, onu da baktım, o bir film kutusunun içine koymuşlar, onu da gömmüşler. Bir isim vereyim size, rahmetli oldu, onu da söyleyeyim size. Yok yok, Beşiktaş, evet orada bir rahmetli Doros amca vardı. O beni çağırdı o zaman. Dedi ya hocam böyle böyle bir şey var ya, gel bir bak dedi falan. Orada baktığımda Doros amca çok ilerlenirdi zamanı rahmetli o işte. Yani bana gelip giderdi o. O zaman çok yardımcı oluyordu. Onu kimsenin haberi olmazdı ama. Yani Yıldırım Demirören o zaman Beşiktaş başkanıydı. Beşiktaş başkanıydı.